İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Biz Dünya Görüşü programında canlı yayında sizlerle beraberiz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Ben Senem Ekener. Ben Volkan Er. Bir canlı yayında daha bir saatten biraz daha fazla sizlerle birlikte olacağız. Ve her hafta yaptığımız gibi yine bu haftada gündemden seçtiğimiz başlıklarla Hristiyan dünya görüşümüzü pekiştirmeye çalışacağız. Noel zamanındayız biliyorsunuz ve Noel'de ilerliyoruz. Ve bunun üzerine Volkan'a da dönerek tabii ki söylüyorum, Noel konumuzu işlemeye de devam ediyoruz. Evet, devam edeceğiz çünkü gerçekten dünyayı şekillendiren bir konu ve hepimize sevinç veren ve bir anlamda büyük bir umut veren bir zaman. Bu yüzden bunu kutlamaya devam ediyoruz, anlamlandırmaya devam ediyoruz. Noel'e hazırlık dediğimiz dönem 4 haftadan oluşuyor. Bu da sanıyorum bizim neredeyse 3. haftamız oluyor Noel'i konuştuğumuz. Aslında bitmeyecek bir konu. Tanrı'nın beden alarak dünyaya gelmesi. Ve bunun da beraberinde aslında bugün yaşadığımız dünya üzerinde bunun ne demek olduğu. Aslında geçen haftadan beri biraz hem Noel'le başlıyoruz hem neler oluyor dünyada. Onunla bağlayarak Noel'i ilerliyoruz. Geçen hafta hoşgörüydü. Bu hafta neyle bağlıyoruz? Bu hafta barışla bağlayacağız. Direkt ilgisi var zaten. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü Tanrı dünyaya ruhsal bir barış getirmeye geldi. Çünkü en büyük çatışma, en büyük karşıtlık Tanrı ile insan arasında olan karşıtlıktı. Ve Tanrı bunu çözerek aslında dünyaya kalıcı bir barış, kalıcı bir huzur getirmek istedi. İstedi. Bunun üzerine tabii ki bizim sözlerimiz bitmiyor. Hem dünya görüşümüzü pekiştirirken ya da oluştururken üzerine söyleyebileceğimiz çok şey var. Ama her hafta yaptığımız hatırlatmayı yapalım tekrar, dinleyicilerimiz de, izleyicilerimiz de bize katılabilirler. Etiketlerimizle, Dünya Görüşü etiketiyle Twitter, Facebook ve WhatsApp hesabımızdan bize yazabilirsiniz. Sizlerden geri dönüş alıyoruz ve çok seviniyoruz bunları okumaktan, memnun oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yazdıklarınız için öncelikle. İsa Mesih'in dünyaya girişinin kutlandığı bu günlerde Doğuş Bayramı'nın önemine daha çok değineceğimiz Dünya Görüşü başlıyor. Sevgili izleyiciler, inancımızın perspektifinden nasıl bir dünya görüşü oluşturuyoruz ve nasıl ilerliyoruz? Her çarşamba akşamı canlı yayında bu konuyla karşınızda oluyoruz. Ve Hristiyan dünya görüşümüzü pekiştirmeye çalışıyoruz. İnşa etmeye devam ediyoruz aslında. Az önce geçen hafta konuştuklarımızı izlediniz. Noel teması üzerinden elbette Doğuş Bayramı'na hazırlık evresinde olduğumuz için hala devam ediyoruz. Bu hafta da konuşacağız. Doğuş Bayramı'na hazırlık evresi farklı şekillerde temsil ediliyor kiliselerde. Bir beklenti içinde umutla Mesih'in yeniden aslında bu kez yüreklerimize, zihinlerimize tazeliğiyle doğmasını arzuluyor Hristiyanlar kiliselerinde. Ve bunu sembolize etmek için de her hafta bir teması var aynı zamanda Doğuş Bayramı'na hazırlık döneminin. Ve bu haftaki tema da barış aslında. Barışı vurgulayan bir şekilde mum yakılıyor. İsa'nın dünyanın ışığı olduğunu da temsil etmek üzere. Ve biz de bu hafta hem Noel'i hem de ardından birbirine çok derin bağlantılı olan barış konusunu konuşacağız. Volkan, sohbetimize başlarken aslında şöyle bir bağlantı kurmak istiyorum. Pek çok yeni misafirimiz geliyor kiliselere bu dönem. Çok sevinçle onları karşılıyoruz. Çok da seviniyoruz. Ama şu tarz soruları olabiliyor genelde gelenlerin. Tamam, İsa'nın doğuşunu kutluyorsunuz ama neden doğması gerekti? Yani Noel neden gerekiyordu gibi. Biraz belki buradan başlayarak sohbetimizde ilerleyebiliriz. Tabii bu ki algımız ilk önce bunu sadece geçmiş bağlantısı olmayan, tarihsel bir bağlantısı olmayan bir olay gibi düşünüyoruz. Evet. Yani Mesih doğdu. Ancak kutsal kitabı okudukça bakıyoruz ki aslında Mesih'in doğuşu beklenen bir doğuştu. Vaat edilen, müjdelenen bir doğuştu. Ve aslında onu anlamlı kılan şey bu hikaye. Sürpriz yani, değildi. Kesinlikle. Bir aslında, B planı değildi Tanrı'nın. Kesinlikle. Tanrı'nın son anda fikrini değiştirip bu olayı yerine getirmesi değildi. Kesinlikle. Ve eski antlaşma bir anlamda bütün bu olayın üzerine inşa edilmiştir. Mesih'in doğuşunun, Mesih'in yeryüzüne gelişinin üzerine inşa edilmiştir. Ve özellikle Yaşaya kitabının 9. bölümü 6. ayetinde çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Tabii ki o dönemde İsrail bir kral bekledi ama bu kral öyle bir kraldı ki onun adı harika öğütçü, güçlü Tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak diyerek Tanrı'nın ilahi sıfatlarının bu bebeğe yükleneceğinin müjdesini 700 yıl önce veriyor. Veriyor tabii ki ve güçlü Tanrı orada olması hem de barış prensi olacağı çok
net sıfatlar. Ve eski antlaşmadaki bu tarihsel bağlamı bu doğuştan koparırsanız o zaman bu doğuşu anlamlandıramazsınız. Dolayısıyla bu hikayeyi, bu olayı bütün bu tarihsel süreçle beraber ele almamız gerekiyor. Evet. Ve eski antlaşma bunu bu kadar önemli bir şekilde müjdelediyse neredeyse bütün İsrail bu vaatleri tutuyor hala. Evet. Ve Mesih'i tabii ki bir tarihsel gerçek olarak anlayamadılar ama onların da yürekleri açılacak. Tabii. Ve bu şekilde ele almak aslında doğuşa yaklaşmanın en önemli adımı. Bu yüzden misafirlerimiz geldiği zaman onlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani Tanrı'nın planının en önemli parçası. Evet. Ve bu doğuşla beraber insanın nihai olarak sonsuza dek kurtuluşu ortaya çıktı ve bu plan başladığını anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Kutsal kitabımızın eski antlaşma bölümüne baktığımızda bilhassa bu söylediğim peygamberliklerden pek çoğunu buluyoruz. Ve bir kurtarıcının geleceği daha yaratılış kitabından vaat ediliyor. Yaratılışın 3. bölümünden bir kurtarıcının, Mesih'in doğacağı bize bildiriliyor ve bunun üzerine dediğin gibi daha pek çok peygamberlik var bunların yerine geldiği. O yüzden doğuşu anlamlı kılan şeyin gerekliliğinin ne olduğunun açıklanması olduğunda hem sen hem ben hemfikiriz ve bunun doğru bir şekilde iletişimle aslında netlikle ve sadelikle anlatılabiliyor olması gerekiyor kiliselerimizde. Bunu belki bir tavsiye gibi söyleyebiliriz biz de programımıza. Gelen misafirlerimiz için Noel'in neden gerekli olduğunu hepimizin açıklayabilir olması gerekiyor. Zaten inandığımız gerçeği bir biçimde sunamıyorsak önce bu soruların bizim kendimize sorulması gerekiyor. Neye, neden ve niçin inanıyorum? Kesinlikle. Ayrıca kime inanıyorum? Tabii ki çok önemli bir soru. Eğer bu doğuşun tarihsel bir bağlamı yoksa, bu doğuş müjdelenmemişse gelecekte de ki anlamı da eksik kalır. Evet. Ve bu yüzden bu doğuşa yaklaştığımız zaman belki özellikle izleyicilerimiz için bir teşvik etmek için söylüyorum. Bunu araştırabilirler. Tabii. Yani bu doğuş neden ortaya çıktı ve bunun arkasındaki tarihsel bağlam nedir? Tanrı neden bu doğuşu özel kıldı ve bunu müjdeledi? Ve daha sonra da bu doğuşun anlamını anlamaya daha da yaklaşabilirler. Çünkü bu doğuş gerçekten sadece eğer çarmıhtaki ölüm olmasaydı, Mesih'in bu doğuşundan sonraki çarmıhtaki o yürüyüşü, dirilişi olmasaydı bu doğuşun da bir anlamı kalmayacaktı. Demek ki geçmişsel o tarihsel bağlamını yakalamak ve bu doğuşun asıl anlamını yakalamak gerçekten doğuşu tam olarak kavramaya yaklaşmak demek oluyor. Ve bu çok farklı şekillerde tabii ki eylemlere dönüşüyor. Doğuşun anlamını kavramak, onu gündelik yaşama taşıyabilmek. Beden almış Tanrı öğretisi, doktrinsel olarak böyle tarif ediyoruz biz tabii ki. Ve bunun içinde pek çok başka kavram var arkasında konuşabileceğimiz. Bir haberle başlıyoruz her zaman biliyorsun konumuzu işlemeye. Bu haftanın haberi de aslında bir sonraki temamız barışa da değiyor aynı zamanda. Dünyada ne yazık ki asli barışın gelmemesinden ötürü pek çok savaş sürüyor. Sonu görünen savaşlar değil birçoğu bunlar. Maalesef. Ve mülteci krizini de daha önceki bölümlerimizde işlemiştik. Onunla ilgili bir Noel haberi seyredeceğiz. Güney Sudan'dan o sınırı geçerek Kuzey Uganda'daki mülteci kamplarına gidiyor çocuklar hayatta kalabilmek için aileleriyle. Ve dünyaca ünlü aynı zamanda gerçekten çok etkili bir çocuk hizmeti var uluslararası alanda çalışan World Vision. Onların o çocuklara aslında Noel'de yalnız olmadıklarını, Tanrı'nın onları hala gözettiğini, sevdiğini ve düşündüğünü iletmek için de bir oyuncak kampanyası başlatılmış. O yüzden bu haberi izlerken çok farklı boyutlardan görebilirsiniz olanları. Yalnızca bir oyuncak iletilmesi değil ama bunun altında Tanrı'nın elinin kilise aracılığıyla dünyanın belki diğer insanların unuttuğu yörelere bile değiyor olması bizler için çok etkileyici. Bu haberimizi seyredelim ve ardından Noel üzerine, beden alan Tanrı'nın doğası üzerine ve neden bunu yapması gerektiği üzerine konuşmayı sürdüreceğiz. Rengarenk 700 oyuncak ayı binlerce çocuğun savaştan yıpranmış Güney Sudan'dan sınırı geçerek Kuzey Uganda'daki mülteci çocuklara Noel sevincini yaşattı. Oyuncak ayıların bağışlarını organize eden uluslararası bir çocuk hayır kurumu olan World Vision, çocukların birçoğunun yalnız, hasta veya anne babalarından ayrı olduklarını ve hiçbir eşyalarının, hatta oyuncaklarının bile olmadığını belirtiyor. Çoğunlukla İngiltere kiliseleri tarafından bağışlanan oyuncak ayılar, ilk olarak Temmuz ayında World Vision İngiltere, Güney Sudan'daki çatışmadan kaçan çocukların durumunu Aziz Paulus Katedrali'nin önünde bir oturma eylemi sırasında açıklamıştı.
World Vision İngiltere'nin meşhur oyuncak ayısı Precious bugün 700 oyuncak ayı Güneydoğu İngiltere'deki Milton Keynes'ten Uganda'daki Arua'ya 6000 mil yol kat ederek Imwepi mülteci kampına geldi. World Vision'ın Kuzey Uganda sorumlu müdürü Paul Sidnam, bu ayıları bağışta bulunan İngiltere'deki insanlara çok müteşekkiriz. Onlara teşekkürler. Noel buradaki çocuklar için erken geldi şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu girişim World Vision İngiltere ile önde gelen Afrika Hava Yolu Kenya Airways ortaklığıyla gerçekleştirildi. World Vision, işbirliğinin gelişmekte olan dünyadaki savunmasız toplulukları destekleme konusundaki ortak bir girişimden doğduğunu belirtti. Güney Sudan'daki çatışma ve açlık yüz binlerce aileyi evlerinden kaçmaya zorladı. World Vision için toplanan bağışlar dünyanın en genç ülkesinden gelen çocuklar için gerçek bir fark yaratacak. Daha önceki yayınlarımızda işlediğimiz mülteci konusunda az önceki haberimizde aynı zamanda Güney Sudan'daki iç çatışmalardan Uganda'ya kaçmak durumunda olan çocuklara verilen armağanlardı bunlar. Bunları izlerken Volkan bir konu daha geldi aklıma. İsa'nın doğumundan hemen sonra aslında bir mülteci olarak yaşadığını biliyoruz. Biz bu konuyu işlerken, sığınmacıları işlerken bunu hatırlatmıştık ama tam doğumunun ardından olması belki yeniden vurgulamamızı gerektirecek. Evet, kesinlikle. İlk döneminde yaşamanın Kral Herodes'ten korunması için bir meleğin anne ve babasını uyarmasıyla beraber Mısır'da yaşadı bir süre. Ve aslında hiç yabancı değil şu an dünyadaki zorlukların. Ve aynı zamanda İsa Mesih sürekli bunu söyledi. Ben ölmeye geldim diyerek aslında kalıcı bir şekilde dünyaya oturmak için, dünyada kalmak için gelmediğini, bir anlamda sürekli mülteci olarak yaşayacağının vurgusunu sürekli yaptı. Evet, evet. Bir garip yabancı oluşunu vurguladı her zaman hayatında. Aynı zamanda Petrus kitabında okuduğumuz gibi Mesih inanlarının da aslında bir mülteci hayatı sürdürdüğünü, asıl vatanlarının göklerde olduğunu vurguluyor kutsal kitap. Evet, o yüzden bu konulara asla yabancı olmamamız gerektiğini yeniden hatırlamamız lazım. Ve özellikle mültecilerle bu konuda Hristiyanlar çok hızlı empati kurabiliyorlar. Evet. Ve çok hızlı bir şekilde harekete geçebiliyorlar. Çok iyi örnekleri olduğunu da söylemiştik zaten. Bu da aynı şekilde Noel döneminde çocukları çok sevindiren, yüzlerindeki gülümsemeye dikkat ettik biraz önce. Bizleri de çok etkileyen bir haber. Beden alıştan konuşacağız dedik. Tanrı'nın dünyaya gelmesiyle ilgili. Noel'in gerekliliğinden bahsettik. Biraz daha onu etraflıca işleyelim istiyorum ben de. Kesinlikle. Özellikle Tanrı'nın bu şekilde beden alıp yeryüzüne gelmesi gerçekten kolay anlaşılabilir bir şey değil. Ancak bir perspektif sağlamak için şunu anlatmamız gerekiyor. Tanrı aslında zor olan bir şey yaptı. Evet. Çünkü sevgisinden dolayı. Düşünün, ulu bir Tanrı ve evreni yaratan Tanrı bir su damlasına dönüşerek Meryem'in rahmine düşmek istedi. Ve bunu bu yola kendisini razı geldi. Geldi, evet. Ve bu bir anlamda gerçekten Tanrı'nın yüreğine yaklaştığımız bir şey. Mesela çağımızda da birçok şeyi anlayamıyoruz, teknolojiyi anlayamıyoruz ama onu kullanmaya devam ediyoruz. Ve Tanrı'nın yaptığı bu işi de aslında onun duygularına, onun yüreğine yaklaşmak için bir fırsat olarak gördüğümüz. Yani tam olarak tıbbi olarak buna nasıl cevap verebileceğimiz ya da buna nasıl bir anlam kazandırabileceğimizi bir kenara bırakıp aslında Tanrı'nın yüreğine yaklaşabilirsek bu doğuş bizim için oldukça anlamlı olacak. Çünkü Tanrı Meryem'in rahmine düşerek aslında sevgisinin ne kadar fedakar olduğunu ve ne kadar yarattığı insanı arzuladığını, sevdiğini apaçık bir şekilde göstermiştir. Yani şunu söyleyebiliriz. Bu Noel belirli bir toplum için, belirli bir zümre için değil, bütün insanlık için yeryüzüne gelmiştir ki bunun habercisi ilk önce din bilginleri ya da krallar değil, çobanlar oldu. Ve aynı zamanda çobanlar, melekler, yani hiç kimsenin aklına gelmeyen kişiler tarafından ve varlıklar tarafından müjdelendi. Ve aynı zamanda yemlikte doğarak bir anlamda Mesih'in en alt sınıflardan başlayarak bütün insanlık için bu doğuşu gerçekleştirdiğini kutsal kitaptan net olarak görebilmekteyiz. Toplum tarafından en dışarıya atılan, hiç tanıklığına önem verilmeyecek karakterlerin doğuşta başrolde olduğunu görüyoruz. Bu da zaten Tanrı'nın şaşırtıcı kurtarış planının başka bir parçası. Her zaman için dışarıya atılan, ezilen, hakları yenen kim varsa
Tanrı tam da orada, Mesih orada ve dünyaya gelişinde de az önce senin de söylediğin gibi alçak gönüllülüğüne her zaman için vurgu yapmamız gerekiyor Noel'i konuşurken bilhassa. Bunun bizim dünya görüşümüzdeki yansıması ne olacaktır? Aynı davranışı yaşamımızda uygulamaya çalışarak Tanrı'nın içinde bulunduğu sadeliği, seçtiği yeri, aynı zamanda iletişimde olmayı seçtiği insanları mutlaka göz önünde tutmamız gerekiyor. Ve kilisenin elbette eyleme geçmiş sevgi hali, sevgi yürüyüşü burada da çok etkili oluyor. Noel'de de o yüzden bilhassa bunun başka ülkelerde de uygulanışını görebiliyoruz. O akşam mutlaka evsizlere bir yemek veriliyor, onlara ulaşılmaya çalışılıyor. Bunlar hep anlamını pekiştiren şeyler. Tabii ki programın hemen başında söylememiz lazım. Şu anki tüketim toplumu içinde bir tamamen başka bir boyut almış Noel'den söz etmiyoruz hiçbir şekilde. Biz gerçek anlamını konuşmaya çalışıyoruz. Yoksa aksesuarların elbette sembolize ettiği pek çok şey var. Hediyenin, Tanrı'nın aslında bizlere en büyük hediye olması ve insanların bu yüzden birbirine hediye vermesi. İşte İsa'nın doğum gününün kutlamasıyla birlikte onunla ilgili öğeler. Elbette bunlar kültürün çok karışmasıyla birlikte ve coğrafi olarak da yer değiştirdiğinde daha başka renkler alan şeyler. Evet, bir bayram olarak düşünebiliriz. Bayram olarak düşünebiliriz. Ama bizim bu akşam yoğunlaşmak istediğimiz asıl konu doğuşun gerekliliği. Yine kiliselerimize gelen misafirlerle ya da başka etkileşimde bulunduğumuz insanlarla konuştuğumuzda şu soru da her zaman için çok anlamlı oluyor ve gerekli olduğunu görüyoruz. Nasıl olur da bir doğan birine, dünyasal olarak dünyaya gelen birine oğul diyebiliyoruz? Bu da başka bir konu tabii ki. Kesinlikle. Bundan da bahsedelim. Tanrı bu doğuşta insanların kurtuluşu için bir planı ortaya koyduğu zaman bizim anladığımız gibi dünyasal bir doğumdan bahsetmiyoruz. Mesih'in beden alıp yeryüzüne gelmesi ve oğul sıfatını Tanrı göksel baba ona vermesiyle birlikte aslında Tanrı'nın bütün mirasının onda olduğunu, bütün yetkisinin onda olduğunu, onu tanımanın Tanrı'ya giden tek yol olduğunu vurgulamak için ve insanların anlayabilmesi için bu oğul kavramı kullanılmıştır. Yani Tanrı dilimize ve kültürümüze aykırı şekilde bize ifadeler ya da bize sözler söylemez. Anlayabileceğimiz şekilde Tanrı bize konuşur. Yani Tanrı bize denklemler vermiyor, çözemeyeceğimiz denklemler vermiyor. Dolayısıyla oğul kavramı bugün ve o toplum için çok net anlaşılır. Tanrı'nın bütün yetkisinin, bütün doluluğunun bu bedende olduğunu vurgulamak için bu sıfat kullanılmıştır. Ve İsa Mesih de bu sıfatı kullanmıştır. Ve bu yüzden İsa Mesih'e iman etmek, göksel babaya giden, Tanrı'ya giden tek yol olduğunu işte bizler o şekilde vurguluyoruz. Ve beni gören babayı görmüştür diyor. Bu da tanrılıkla aynı eş olduğunun tabii ki başka bir söylenişi. Bu konuda pek çok itiraz duyuyoruz her zaman için. Ama hiçbir şekilde kuşkuda bulunmamıza gerek yok bu cevabı verirken. Çünkü doğuşun gerekliliği bizi Tanrı'ya en fazla yaklaştıran gerçek olmuştur. Çünkü ancak o zaman yaratıcımızla yüz yüze kalmamızın imkanı gerçekleşti. Ve bu yalnızca Noel'le mümkün olacaktı. O yüzden de çok büyük bir heyecanla tabii ki Doğuş Bayramı'nda hazırlık okumaları yapıyoruz aslında. Hazırlıkla, beklentiyle onunla karşı karşıya kalmak istiyoruz. Ve İsa Mesih doğduğu zaman aslında ona ilk tapınma, onu ilk defa yüceltme eylemi hemen başladı. Evet. Yani İsa'nın kimliği süreç içerisinde açıklanmadı. Bebekken doğduğu zaman bile Mesih'in kimliği apaçık bir şekilde ortaya çıktı. Kimler? İsrail içinden değil, İran'dan gelen yıldız bilimciler geldiler, onun yıldızını gördüler ve ona tapındılar. Çok uzak mesafeden. Kesinlikle sabırla yürüdüler, belki soğukta, tehlikelerden geçerek ve ona tapındılar ve hazinelerini sundular. Ve melekler bu haberi müjdelediler. Dolayısıyla İsa Mesih'in kimliği doğar doğmaz, aslında daha doğmadan önce eski antlaşma tarafından bize müjdelendi. Ve doğuşta bu gerçekleşti. O yüzden şöyle bir algı olmasın. Yani Mesih'in kimliği hep bir gizemdi. O tanrısal kimliği hep bir gizemdi. Sonradan açıklandı değil. Özellikle İsa'nın öğrencilerine dikkatle bakın. Onunla olan ilişkileri sırasında sürekli Mesih'in tanrılığına tanıklık ettiler. Onun görünüşü değişti. Yaptığı o ölüleri dirilterek ve dirilişinde nihai olarak hiçbir soru işareti bırakmadan onun Mesih olduğu, Tanrı oğlu olduğu ve İlahi sıfatlarla Tanrı olarak tapınıldığı apaçık bir şekilde ortaya çıktı. Ama en önemli şey bu doğuşta bu hemen ortaya çıktı. Örneğin tapınakta olan Anna 84 yıl boyunca onun doğuşunu yani kurtarıcı eski antlaşmayı bilen tapınakta yaşayan bir bayanın
dul kalmış bir bayanın eski antlaşma okuyarak, oruç tutarak beklemesi, tapınan bir kadının böyle bir kurtarıcı, yani Tanrı oğlunu beklemesi gerçekten şaşırtıcı. Evet. Sabırla bekliyor ve o onun kimliğinden asla şüphe duymadı. Hiçbir şekilde. Ve bir kurtarıcı geldi. Hem de bebek olarak geldi ve o bunu görünce şükretti ve Tanrı'ya tapındı. Evet. Demek aynı şekilde Simeon da. Kesinlikle. Bu bebekten şüphe duymadılar. Hı. Yani demek istediğim şu, bu Noel'le birlikte Mesih'in kimliği hemen ortaya çıkmıştır. Tabii. Hemen vurgulanmıştır ve buna hiçbir şüphe duyacak bir nokta aslında bir kutsal kitap bırakmıyor. Evet. Ve o dönemki halk için anlamı kutsal yazıları bilen eski antlaşmaya hakim kişilerin kulaklarına eriştiği zaman tabii ki bazı peygamberlikler yüzünden net olmayan konularda onlar yeni bir kral bekliyorlardı, yönetecek. Elbette İsa'nın bizlere sonsuzluktaki vaadi o. Sonsuzluk boyunca egemenlik sürecek o kesinlikle. Ama doğumuyla birlikte pek çoğu için, senin de hatırlattığın karakterler için bir sürpriz gelişme değildi. Bazen bizler için olabiliyor Tanrı'nın doğasını kavramaya çalışırken, anlamaya çalışırken. Her zaman için kafamızda soru işaretleri kalabiliyor. Ama şöyle ki kutsal kitaba yaklaştığımız zaman onun netliği, anlatışındaki aslında şüphe bırakmayan tavrı kutsal yazıların tüm bu soruların çok üstesinden gelebilecek. Aynı zamanda Tanrı tarafından kendisinin tanınmasına meydan veren bir Mesih'ten bahsediyoruz. Yani tek Mesih'ten bahsediyoruz elbette. Ve bunun gerçekleştiği nokta aynı zamanda dünyanın miladı olarak kabul ediliyor. Ki geçen hafta da vurgulamaya çalışıyorduk. Noel ile yılbaşının karıştırılmasının en ana nedenlerinden biri tabii ki bu yine. Ama böyle bir durumun olmadığını da belirtiyoruz. Ve dediğimiz gibi yani Noel'in bu kadar anlamlı bir şekilde tarihi yeniden tanımlaması aslında çok başka bir serüven getiriyor dünyanın içine. Gerisi zaten tarih diyebiliriz aslında Noel'den bu yana, doğuşun gerçekleşmesinden bu yana olan her şey tarih. Ama doğuşu anlamlı kılan bir başka nokta asıl çarmıh ve diriliş. Kesinlikle. Yani İsa dünyaya sadece doğmak için gelmedi. Asıl gelme amacı çarmıh. Yani yalnızca yaşamış olsaydı biz hiçbir şekilde doğuşu kutlamayacaktık. Kesinlikle. Yaşayıp ölmüş herhangi biri gibi olacaktı. Ama Tanrı'nın sureti, görünmez Tanrı'nın görünür hali diye yazıyor mektuplarda. Bize bildirilir oldu kendi tarafından da. Tabii sevginin çok büyük bir tarifini görüyoruz çarmıha baktığımız zaman. Ama dirilişiyle birlikte onun hala yaşadığını da vurgulamamız gerekiyor. Kesinlikle. Bitmez bir Noel neredeyse. Kesinlikle. Bu teoloji bir bütündür. Bunu ayıramazsınız. Yani doğuş mu önemli, diriliş mi önemli diye bir tartışmaya giremeyiz. Evet. Çünkü bu bir pakettir. Evet. İkisi olmazsa, birbirinden ayırırsanız bu gerçeklik, bir inanç ortaya çıkmaz. Ve bu yüzden aslında Mesih bu doğuşun içerisinde sürekli olarak ölmeye geldiğini vurguladı. Bu doğuşun anlamı aslında onun çarmıhta bizim günahlarımız uğruna ölmesi gerçeğiydi. Evet. Ve Mesih bundan asla ayrılmadı ve Petrus senin gibi birisi ölmemeli dediği zaman bu düşüncelerin insana özgüdür diyerek onu susturdu ve bu çarmıh yoluna devam etti. Demek ki bu Noel'i değerli kılan bir şey de bu amaçlı bir doğumdur. Yani şöyle, İsa Mesih doğdu. Kendiyle ilgili bazı peygamberlikler vardı. 30 yaşına geldiğinde baktı ki bu peygamberlikler bana uyuyor. Ben o zaman ben Mesih olduğumu ilan edeyim demek istemedi. Tam başından itibaren daha küçükken, Luka kitabının kayıtlarına göre daha küçükken bile onun soruları, onun konuşmaları insanları etkiliyordu ve nihai olarak o bütün amacının çarmıhtaki o kefareti karşılamak olduğunu vurguladı. O yüzden bu doğum başından sonuna kadar anlamlı bir doğumdur. Ve başından sonuna kadar bir bütün olarak yaklaşmamız gerekiyor. Ve bu bütün olarak yaklaştığımızda da Tanrı'nın nihai planını görüyoruz. Tabii ki İsrail ya da eski antlaşma okuyucuları uzaktan bir gerçeğe baktıkları için o bazı zaman aralıklarını göremediler. Ve en son, en yüksek tepeyi gördüler ve Mesih'in krallığına çok fazla odaklandılar. Mesih bunu inkar etmedi. Ancak bu krallık gelmeden önce insanların günahlarının örtülmesi gerekiyordu. Çünkü Tanrı'nın krallığı gelirse, kurtuluş yoksa bütün dünya yargılanmak zorunda kalacaktı. Elbette. Ancak Mesih kanıyla bunu temizledi ve şimdi krallığını, yani gelinliğiyle buluşacağı zamanı hazırlayabildi. Ve işte Noel'e bu şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Lazım. Tabii ki niye bir kral beklentisi vardı onlardan? Her zaman için başka egemenlik altında yaşadıklarını vurgulamamız lazım o zamanki Yahudi halkın. O yüzden mutlaka bir kral, çünkü kendilerini özgürlüğe kavuşturacak. O yüzden bu beklenti oluşuyordu. Şimdi bu anlamında düşündüğümüz zaman Noel'i
ve izleyicilerimiz kutsal kitaba yaklaştıkları zaman başka bir anlamla okuyabileceklerini umuyoruz bizler de. Neden gerekliydi Tanrı'nın beden alıp dünyaya gelmesi? Çünkü ancak o zaman görünür olacaktı ve günahın yükünden, ilk günahtan kaynaklanan hem insanın günaha düşmesi hem de yaratılışın kendisinin günaha mahkum olmasıyla gelen tüm bu bozulmayı gidermesinin tek yolu elbette çarmıhta kendini sunmasıyla mümkün olacaktı. Bu da daha üstün bir sevginin olmadığını bilmemizi sağlıyor. Ama yine düşündüğümüz zaman doğuşu bazen tek bir cümleyle neden gerekli diye, öyle ki Tanrı sevgisini dünyaya iletebilsin. Evet. Yuhanna'da da söylediği gibi, hı hı, Tanrı'nın dünyayı bu kadar sevmesini. Dünyayı derken tabii ki kastettiğimiz içinde yaşayan insanlardan başka bir şey değil. Ve biricik oğlunu, yani kendi özünü, başka hiçbir şey değil bu, az önce de konuştuğumuz gibi, vermesiyle mümkün oldu. Noel zamanı, senin deneyimlerinden de belki aktarabilirsin. Ne tür başka sorularla karşılaşıyorsunuz? Tabii ki Tanrı'nın insan olarak yeryüzüne gelmesi ilk olarak insanların düşüncesinde zayıflık olarak düşünülüyor. Evet. Ancak hatta bir küfür boyutunda algılanabiliyor. Kesinlikle. Maalesef ancak, hı hı, sevgi alçalıyor. Sevgi, evet, alçak gönüllüdür ve bu Tanrı'nın en yüce sevgisinin görünür halidir. Hı hı. Ve dolayısıyla ben de o zaman şöyle söylüyorum. Peki Mesih dünyaya doğmasaydı Tanrı'yı tanıma şansımız ne kadar olabilirdi? Olmayacaktı. Hı hı. Yani Tanrı nasıl bir kişidir? Nelerden, hı hı, hoşlanır? Neler hisseder? Bize karşı sevgisi nasıldır diye, evet, düşünecek olursak aslında Mesih'te bunu apaçık bir şekilde görüyoruz. Çünkü kutsal kitap Yuhanna diyor ki lütuf ve gerçekle dolu biricik oğul her şey, yani göksel o Tanrı'yı bize tanıttı. Demek ki bu beden alış aslında o kadar önemli bir fırsat ki. Hı-hı. Bir davettir. Gelin beni tanıyın. Evet. Tanımak için bizim seviyemize inen bir Tanrımız var. Hı-hı. Ben çok zaman görüyorum bazı babalar, hı-hı, çocuklarıyla konuştukları zaman dizlerinin önüne inip onların boyuna kadar yaklaşıyor. Evet. Göz göze gelerek tam net bir şekilde konuşma gerçekleşiyor. Sanki, hı-hı, Tanrı buna benziyor. Hı-hı. Kurtarılması gereken Tanrı insanların yanına kadar gelip alçalan bir Tanrı gerçeğini görüyoruz ki, hı-hı, bu işte gerçek bir sevgidir. Evet. Bu gerçek bir davettir ve gerçekten kurtulma ümidinden bahsediyoruz o halde. Çünkü birisi şöyle diyebilir, ben Tanrı'yı tanıyorum. Hı-hı. İşte Tanrı bana bazı şeyler söyledi, ben de size bunu iletiyorum diyebilir. Evet. Hala da var bunu söyleyenler. Ama bu gerçek Tanrı'yla bir ilişki mi? Aha. Bu sadece bazı haberleri duymaktır. Belki, evet, bizim yaptığımız gibi haberleri alıyoruz ve yorumluyoruz. Ama gerçek haberle olan ilişkiyi izleyicilerin kurması gerekiyor. Ve tek taraflı oluyor. Kesinlikle. Ama Noel bütün aracıları, tapınağı, her, evet, şeyi ortadan kaldırıp gerçek Tanrı'yla olan bir ilişkiye davet ediyor bizi. Hı-hı. Ve bu gerçekten büyük bir fırsat. Beni hayrete düşüren bir şey. Hı-hı. Ve Tanrı'nın kutsiyetinden ötürü İsa'nın günahları ortadan kaldırma eylemi olmasaydı bu gerçekleşemeyecekti. Bu da bir başka sık sorulan soruya götürüyor beni. Neden kurtulmaya ihtiyacım var? Neden bir kurtarıcı olsun? İsa bunu niye yaptı? Bu çok ağır bir eylem. Doğuşun ardından elbette çarmıhı kastederek bu soru geliyor. Ve orada da sanıyorum sevgiyle beraber adaletini de Tanrı'nın kurtarışı için gereken günahın tümüyle ortadan kalkmasını, çünkü tümüyle kutsal olan Tanrı'nın günaha asla bakmayacağını ve yaklaşmayacağını söylememiz gerekiyor. Evet. İşte o zaman İsa'nın hem dünyaya gelişi hem de kefaret için kendisini sunması bir anlam kazanıyor. Kesinlikle. Yani çok fazla bunu soruyorlar. Hı. Tanrı tek bir sözle herkesi bağışlayamaz mı? Maz mıydı? Neden yapmadı bunu diye. Bunu yapabilir ama, aha, bunu yaparsa kendi kendiyle çelişen, güvenilmez ve doğasına aykırı davranmış olur. Hı. Ve biz asla ona yaklaşamayız. Çünkü, hı, dün günah dediği bir şeyi bugün bir sözle üzerine örterse, evet, o zaman bu Tanrı'nın adaleti olmaz ve biz ona güvenemeyiz. Ve, hı hı, dolayısıyla Tanrı işte günaha bir cevap verdi. Evet. Ve şunu anlamalıyız. Merhamet yargıya galip gelir. Her zaman. Çünkü bütün dünya kendi yollarını seçti ve Tanrı'dan ayrı kaldı. Hı hı. Aslında barış konusuna girdiğimizde bunu daha net bir şekilde, evet, göreceğiz. Tanrı ile insan arasındaki huzur, yani barış ortadan kalktı. Hı hı. İnsanlar kendi yollarına gittiler ve gittikçe günah işler ve tanrısız bir yaşam sürdürdükleri için, hı hı, ölüm cezasını hak ettiler. Hı hı. O yüzden temiz bir kuzu gelip bu günahın bedelini ödemesi gerekiyordu. Evet. Çünkü bu eski antlaşmada fidye kavramı apaçık bir şekilde halka vurgulandı. Çok. Ve Mesih de aslında bu eski antlaşmadaki o günah sunusu olarak yeryüzüne gelmiştir. Hı hı. Ve Yahya onu gördüğünde işte dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu odur diyerek bunu söyledi. Ve bu yüzden, evet, sevgiyle gelen alçalan Tanrı'nın daha da alçalarak
ve hiç kimsenin, dünyada hiç kimsenin yürümeyeceği yolları yürüyerek ne kadar karşılıksız ve büyük bir sevgiyle bizi sevdiğini gösterdi. Ve bunu yaparken biz ondan habersizdik. Kesinlikle. Evet. Ve onun sevgisi gerçekten çok büyük ve onun sevgisini tatmak gerçekten harika bence. Tümüyle katılıyorum söylediklerine ve bunu Noel döneminde daha bir pekiştirerek anlamamız sanıyorum yüreklerimizi çok hem sakinleştirecek hem de yeniden harekete geçirecek bu umut için yeniden gelişiyle ilgili olarak. Dünyamızdaki karşılığı elbette Noel'in yalnızca bir bayram gibi kutlanmasıyla kalmıyor. Çok farklı boyutlarda ve az sonra geçeceğimiz barış konusu için de öyle olacak. Çünkü barıştan söz edebilmemiz için doğuş gerekli. Doğuş olmaksızın dünyada bir barıştan söz edemeyiz. Kısa bir ara vereceğiz. Aramızın ardından barış konuşmaya başlayacağız ama Noel'den de aslında pek uzaklaşmayacağız bunu konuşurken. Yine barış temasını Noel ekseninde ele alacağız. Şimdi kısa bir ara verelim, reklamları izleyelim, tanıtımlarımızı görelim. Ardından tekrar stüdyoya döneceğiz ve barış teması üzerinden dünya görüşümüzü konuşmayı sürdüreceğiz.